Abi takma kafana ya. Nasıl olsa her şey olacağına var. Hem ne demişler? Sabredersen, beklemeyi bilirsen gelecek olan bir gün gelir. Abi. Hı? Efendim? Nereye gittin? Yok bir şey. Neyse. Damla, bir bakabilir misin? Siz biraz önce dünyanın ne kadar küçük olduğu meselesini konuşurken tanışmıştınız. Ama ben sizi tekrar tanıştırayım. Damla, abim Adnan. Memnun oldum. Kendisi bir denim firmasında yönetici. Şirketi yurt dışına açılacak. Biz de seçili ürünlerin bulunduğu çok özel bir katalog için onlara yardımcı olacağız. Kendisi nasıl söyleyeyim, biraz fazla detaycı. İşte tam da o yüzden şu an koltuğunda değil, aramızda. Abartma istersen ha? Senin de bu işin görsel süpervizörü olmanı istiyorum. Tabii Özgür Bey ama benim baskıya yetiştirmem gereken kitaplar var. Damla Hanım, Özgür size çok güveniyor. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Bütün bunları neden yaşıyorum? Yarınlarda saklanmış bir nedeni olmalı. Keşke bilsem. Böyle. Şu hale bak, kaçacak yerim kalmamış. Ben neler düşünüyorum. Kalbim ve dikkatimi toplamam lazım. Düşünme bunları da Damla. Düşünme bunları. Her tarafım karanlık. Her tarafım duvarlarla çevrili. Bir ışık mutlaka olmalı. Küçük de olsa karanlığın içinden sızacak bir ışık. Beni yeniden aydınlığa kavuştur. Çin.